Urfa'nın lezzet duraklarında yeni adresimiz Mestan Konağı. Balkan mutfağının eşsiz lezzetlerini bulacağınız, aynı zamanda da Türk mutfağının güzel lezzetlerinden tadımlayabileceğiniz bu yer Ata Bulvarı üzerinde sizleri bekliyor efendim. Biz de bugün Mestanlı Konağı'ndayız. Hem bu lezzetleri tadacağız hem de sizlere aktaracağız. Bursa'nın lezzet durakları başlıyor. Kebapçada Bulgaristan'dan gelen özel bir karışım baharatımız var. Bu meçede sosise benzer. Biz banyoloma diyoruz tereyağını. Ciğerimizi atıyoruz içine. Mühürleme işlemi yapacağız. Biberimizi de attık. Ciğerimiz oldu. Çok çabuk oldu yahu. Dana bonfile. Dana bonfile. Mühürleme yapacağız şimdi. Soya sosunu ilave ediyoruz. Roquefort peynirimizi ilave ediyoruz. Şarap kullanıyoruz. Kremamızı da ilave ettik. Ellerinize sağlık. Çok güzel gözüküyor. Şopska salatamız. Şopska salatamız ve evet, patates kızartmasımızın üzerindeki adeta bir kar yağmış gibi gözüken o peynirlerimiz çok güzel bir lezzet veriyor. Kebapça servis tabağımızda sosumuz vardı. Bir tanesi. Şöyle köftemizin üzerine. Çok lezzetli. Efendim, Mestanlılar Konağı'nın lezzetli mi lezzetli ürünleri işte şefimiz Erol Akdeniz'in maharetli ellerinden çıkıyor. Şefim merhabalar, nasılsınız? Merhaba, teşekkür ederim. Siz nasılsınız? Bizler de iyiyiz. Mestanlılar Konağı'ndayız. Şimdi burasının lezzetlerini biliyoruz ama yeniden birlikte tadımlayacağız. Hem Balkan hem Türk mutfağının harmanlanmış evet, lezzetlerini burada birlikte deneyimleyeceğiz ama Mestanlılar Konağı Ata Bulvarı üzerinde bulunuyor. Ata Bulvarı, evet. Kaç yılından beri burada faaliyet gösteriyorsunuz? 2019'da yılbaşında açtık. Bu sene yılbaşında 6 seneyi dolduracağız. Siz de 6 yıldır burada, tabii ki, buranın buradayım. Mutfağında kesinlikle, ürünler sizin ellerinizden beraberiz, çıkıyor. Evet. Kaç ile kaç arası faaliyet gösteriyorsunuz? Gündüz 12-1 gibi hazır oluyoruz. Hı hı. Gece 12-1 gibi bitiriyoruz. Her gün açık mı? Her gün açık. Siz kaç yıldır bu mesleğe gönül verdiniz? Ben 76'dan beri çalışıyorum. Aşağı yukarı 49 sene. 49 sene oldu. Yani 49 senenin tecrübesi, evet, 49 senenin bilgisi ve o el lezzeti buradaki evet, ürünlere de, yiyeceklere, gerek mezelere, gerek ızgaralara sirayet ediyor. Kesinlikle. Şimdi şefim, biz burada çok güzel bir meze tezgahının önündeyiz. İlk önce bir bize mezeleri tanıtmanızı isteyeceğim. Neler var? Daha tabii sonra ki da işte ana yemeğimize, meşhur kebapçelere geçeceğiz ama ilk önce evet, mezelerden başlayalım. Şimdi mezelerimiz gün gün genişleyebiliyor, yani mevsim olarak geliştirebiliyoruz. Şu anda hersemiz var. Bu patlıcanları kendimiz közlüyoruz. Yani dışarıdan hazır almıyoruz. Kendimiz her gün günlük patlıcan közlüyoruz. Evet. Cevizli patlıcanımız var. Herse. Bakla fafamız var. Biber sarmamız var. Bunu da kendimiz közlüyoruz. Hazır köz biberle değil, kendimiz yapıyoruz. İşte havuç tarato var. Domates kurumuz var. İşte beyaz peynir, kavun, köpoğlumuz var. Kurucacık, taze enginar, biber borani, acılı ezmemiz, haydari, dil, beyin. Bunları bugün hazırladık ama gün olarak geliştirebiliyoruz yani. Peki şu an burada görmüş olduğunuz mezelerden sizin favoriniz hangisi? Valla bence hepsi çok güzel. Elbet öyledir ama muhakkak bir tane sizin gönlünüzde yatan vardır. Cevizli patlıcan favori. Gerçekten çok satıyoruz yani. Tamam. Evet. O zaman cevizli patlıcanın tadına ben de bakmak isterim. Kesinlikle. O zaman şimdi biliyorsunuz Balkan mutfağı, daha doğrusu evet, Bulgaristan muhacirlerinin çok daha fazla tercih ettiği Mestanlı Konağı'ndaki en meşhur ürünümüz nedir? Kebapçe, kırnaçe, diğer ürünler de var ama evet, şu kebapçe neymiş bir bakalım, değil mi? Bakalım, mutfağa geçelim. Ama soğuk olarak lukankamız var. Daha başka ürünlerimiz var ara sıcak olarak. Bunlar da yine Balkan mutfağının güzel ve eşsiz lezzetlerinden. Aynen. Onları da deneyeceğiz.
Buyurun o zaman biz mutfağımıza doğru yola geçelim. Buyurun. Evet, şimdi Erol şefimizin mutfağına geldik. Kebapça ve kırnaça birlikte hazırlayacağız bu iki eşsiz lezzeti. Evet, hoş geldiniz. Hoş bulduk tekrardan şefim. İlk önce hangisiyle başlayacağız? İlk önce kebapça ve kırnacıyı birlikte pişireceğiz. Birlikte, tamam. Şimdi uzunlamasına olan köfteler kebapça. Kebapça, evet. Yuvarlak halka olan da kırnaça, değil mi? Kırnaça, evet. Ne farkı var ikisinin? Sadece şekil farkı mı var? Yok. İçindeki, şimdi kebapçada özel baharatlarımız var. Hı hı. Bulgaristan'dan gelen özel bir karışım baharatımız var. Bu da kırnaçada normal, yani sosise benzer. Hı hı. O da güzel bir lezzet. Yine Bulgaristan'dan gelen baharatlarla mı yapılıyor kesinlikle, onun da kıyması? Evet, evet. Hı hı. Kesinlikle. Yani bu iki lezzetimizin özelliği Bulgaristan'dan gelen baharatlarla yapılıyor evet, olması. Kesinlikle. Çünkü ben daha önce de buraya geldim ve buranın lezzetlerini bir kısmını biliyorum. Tamam. Ve meşhur kebapçıyı da biliyorum. Kırnaçayı ilk kez deneyeceğim. Evet. Ama böyle eş dost arasında konuşurken herkes merak ediyor. Ya neymiş bu kebapça diye. İşte evet. o püf noktası. Ama gerçekten kebapçamız bizim vazgeçilmez bir köftemiz. Evet. Güzel yani ya. Normal kasap köfteden ayıran özel baharat. Özel baharat. Kesinlikle. Ne kadar pişme süresi şefim? Bir 10-15 dakika sürüyor. Sonra, peki bir kasap gibi yani bunların satışını, çiğ halini satışını gerçekleştiriyor musunuz? Hayır. Dışarı çiğ olarak vermiyoruz. Yani kebapçı ve kırnaça yemek isteyenler aynen, buraya gelecekler. Tabii. Burada yiyecekler. Evet, pişmiş olarak paketimiz var. Hı hı. Ama çiğ olarak vermiyoruz. Servisi? Yanında domates ve biberiyle yapılıyor ve herhalde. Ve lütense veriyoruz. Sos. Sos o da. Tabii o da Bulgaristan'a özel bir evet. sos. Neler aynen. var içinde o sosun? Şimdi o kırmızı yağ biberi, domates, işte sarımsaktan yapılan eski Bulgaristan'da yapılan bir sos. Daha çok kahvaltıda tükettikleri sos. Kesinlikle evet. Mestanlı konağına gelen Bursalılarımızın en çok tercih ettiği yiyecek ne oluyor? Kebapça. Kebapça oluyor değil tabii, mi? Tabii vazgeçilmez. Yani doğru, ben de doğru bir tercih vazgeçilmez yapmışım. Vazgeçilmez kebapça evet. Ama özel yemeklerimiz oluyor. Özel misafirlerimiz mesela. Onlara da roquefort soslu bonfile veya pepesiste özel müşterilerimize onları da hazırlıyoruz tabii ki. Yaprak ciğerimiz de çok güzel. Tabii yaprak ciğerimiz de var evet. Tereyağında. Tereyağında. Güzel evet. O da çok lezzetli. Pastırmalı humusumuz var. Pastırmalı humus da yine ara sıcak evet, olarak aynen. nitelendirdiğimiz pastırmalı humusun paçanga, da. Paçanga böreğimiz var ara sıcak olarak. Bunların hepsini kendimiz burada hazırlıyoruz yani ama dışarıda. Ama onun haricinde zaten ızgara çeşitlerinden yine bildiğimiz klasik olan kasap köfte, pirzola, tavuk bunları tabii, da aynı şekilde ızgara, bulabiliyoruz aynen. değil evet, mi? Evet. Kesinlikle. Biz özellikle bugün tabii ki kebapça ve kırnaçayı seçiyoruz. Evet. Çünkü farklı ve marka isim lezzeti olduğu evet. için tavuğu köfteyi her zaman yeriz. Kebapça ve kırnaçayı bulamayız. Ama bulmak için de mestanlı konağına gelmemiz evet, gerekiyor. Evet. Gerçekten onlar da güzel gidiyor. Yani tabii kebapça gitmiyor ama öbür ürünlerimiz de satılıyor. Peki şefim siz de Bulgaristan macarı mısınız? Hayır ben Bolu'yum. Bolu'sunuz. Bolu Mengenli'yim. Herkes macir sanıyor beni ama ben değilim. Hı-hı. Ama macir olduk yani biz aşağı 35 senedir. Bursa'da, 35 senedir bu lezzetleri Bursa'da yapa yaşıyorum. Yapa. Tabii ki. İşimi severek yapıyorum. Bulgaristan'a gidip yerinde bu iki lezzeti de deneyimlediniz mi? Vize almak gerekiyor, pasaport Hı-hı. falan. İnşallah onları da gerçekleştireceğiz. Onu gerçekleştirirseniz eğer İnşallah. Bakalım bizim yaptığımız mı, orası mı, ama ben, hangisi daha güzel? Ben soruyorum. Onu da deneyimlersiniz. Bulgaristan'dan gelen misafirlerimiz var. Gerçekten bu kebapça Bulgaristan'da yok diyorlar. Öyle mi? Gerçekten öyle diyorlar. Ben yani, de gidip orada evet. deneyimlemedim ama. Öyle diyorlar yani. Ben Bulgaristan'ı görmedim tabii ama inşallah göreceğiz. Öyle diyorlarsa öyledir. Evet. Çünkü bizim Bursa'mızda yaşayan çok fazla evet. Bulgaristan muhacirı vatandaşlarımız, eşimiz, dostumuz, arkadaşlarımız evet. var. Ve onların da bir ayağı Bulgaristan'da gerçekten.
ve orada da bu lezzetleri deneyimleyebiliyorlar. Onlar diyorsa gerçekten yani, öyledir. Bize öyle söylüyorlar gerekir. Yani. Evet. Herhalde artık yavaş oluyor. Evet. Bizim de burada iştahımızı da iyice arttırıyor. Şefim, az önce bir sizden İtalyan mutfağına dair bir iki cümle duydum. Özellikle menümüzdeki makarnalardan dolayı. Var mı menümüzde? Kesinlikle. Şimdi biz burayı açarken hem çocuklar için hem de bayanlar için bir takım İtalyan yemekleri koyduk. İşte bunun tortellini var, spagetti var, spagetti Napoleon, spagetti bolognese. Bunları da yapıyoruz. Tabii bunlar da satılıyor. Genelde bayanlar tercih ediyor. Çocuklar spagetti yiyor bazen. Öyle mi? Kadınlar daha mı çok tercih ediyor? Evet. Makarnayı? Bayanlar gerçekten bazen çok tortellinip gidiyor yani. Satışımız var. Gerçekten söylüyorum ben. Var yani. Öyledir tabii şüphesiz. Yani çok uluslu bir mutfak burada değerli izleyenler. Yani. Bu hem Bulgaristan mutfağı, hem genel bir Balkan mutfağı, hem İtalyan mutfağı, hem de bizim şeyimiz de var bakın. Çok özel müşterilerimize biz kuzu tandır da yapıyoruz. Yani. Öyle mi? Kuzu tandır da var. Kuzu kol tandır. Hı-hı. Yani çok arz eder Halil Bey'den isteyen olursa. Ama sabit menüde yok sanırım. Yok tabii yok. Bu özele geçiyor. Talebe göre. Talebe göre yapıyorsun. Kesinlikle. Şimdi bunları böyle pişirdikten sonra biz banyolama diyoruz tereyağını. Aa öyle mi? Ben bu aşamayı tabii, tereyağını atıyoruz. Direkt tabağa geçiyor olarak düşünmüştüm. Bunları böyle kebapçı tereyağı kullanıyoruz. Hakikaten kaliteli bir tereyağı bu. Kebapçı ve küneçeyi yaparken ben yaprak ciğeri çok sevdiğimi söyleyince şefimin gönlü elini vermedi. Evet, o yüzden bir de ciğeri yapalım dedi. Şimdi buranın meşhur ciğerini de yapacağız birlikte. Evet. Tereyağımızı değil mi? Evet, tereyağımızı atıyoruz. Çeri domatesimiz var. Ama tereyağın kıvamı da evet, tabii, farklı. Evet. Oradan da belli oluyor. Şöyle hemen biraz kıvama geldi bakın. Yüksek ateşte. Kesinlikle. Peki yüksek ateşte hep derler ya tereyağı yanar. Yok, şimdi yanmaya fırsat vermeden kıvama geldikten sonra hemen ciğerimizi atıyoruz içine. Herhangi bir unlama işlemi yok. Sadece tereyağı. Pişme süresi yaklaşık ne kadar şefim? 5 dakika. 5 dakika. Oo, çok çabuk. Evet. Hemen masaya gidiyor o zaman. Aynen. Tuzunu sonra mı koyacağız? Şimdi bir mühürleme işlemi yapacağız. Bakın şu anda mühürlendi. Kokular hemen da buram buram biraz burnumuza. Biraz hafif tuzunu duyuyor. Atıyoruz. Zaten evet, hemen rengi dönmeye başladı. Toz kırmızı biber, acı olmayan. Hı hı. Biberimizi de attık. Başka koyacağımız yanına, bir baharat var mı? Soğan, piyaz. Hı hı. Olmazsa olmazı zaten. Evet, somaklı soğanımız var. Başka baharat atmıyoruz. Zaten soğanın sumağından o baharatı kesinlikle alıyoruz. Evet. O yüzden ciğerde başka bir baharat var. Ama başka zaten baharat isteyen olursa tabii özel isteğe göre hareket ediyoruz. Kimyon mesela. Kimyon tercih edilebiliyor bazen. Kesinlikle, evet. Evet. Ciğerimiz oldu. Çok çabuk oldu yahu. Evet, çok güzel. Çok güzel. Diyor ki gel bana hemen ekmek ban. Evet. Hemen ekmek ban diyor. Bağırıyor adeta. Evet. Ellerinize sağlık. Şahane oldu. Efendim, adeta hızımızı alamıyoruz. Kebapçımızı ve kürneçemizi yaptık. Arada yaprak ciğerimizi de çıkardık. Şimdi de Erol Şef'im özel spesiyel olarak İtalyan mutfağından bize Roquefort soslu bonfile yapacak. Evet. Tereyağımızı tavamıza aldık. Evet. Tavamıza koyduk.
Sanıyorum bunun da pişme süresi kısa değil mi? Tabii kısa. Bunlar helakat yemekleri hızlı oluyor. Yani pratik olarak. Dana bonfile mi? Dana bonfile. Dana bonfile. Tercih ediliyor mu bu? Kesinlikle. Evet. Ayrı bir damak olunca... tadı. Ayrı bir damak tadı tabii ki. Bunu da isteyen müşterilerimiz var. Şimdi kızgın yağın içine attınız. Yine az önceki kebapçıda yaptığınız bu banyo gibi oldu. Aynen. Mühürleme yapacağız şimdi. Bir iki dakika sanırım. Kesinlikle. 2-3 dakikada yemeğimiz hazır olacak. Başka neler koyacağız içine? Şimdi sırayla ben göstereceğim. Bu kadar yüksek ateşli olması gerekiyor. Kesinlikle, değil mi? Evet. Soya sosunu ilave ediyoruz. Roquefort peynirimizi ilave ediyoruz. Şarap kullanıyoruz. Beyaz şarap. Evet. Kremamızı da ilave ettik. Sos azıcık kıvama geldikten sonra. Ama çok da güzel gözüküyor. Evet. Sizin de favoriniz mi? Ben severim. Farklı bir tamak dedi. Evet, bu hazır şu anda servise. Tabii evet. Etlerimizi pişirirken bir yandan da domatesler evet, ve patatesler. Evet, domateslerimizi kızardı. Soteledik. Kirletmemizi yapıyoruz. Şefim, bu baharatın özel bir adı var bu, mı? Kekik kırmızı biber. Karışımı. Karışım. Tamam. Dedim acaba Bulgaristan'dan gelen baharat bu mu? Yok. Bunu değil. Onu ayrı bir servis ediyor musunuz peki? Tabii ki isteyenlere. İsteyenlere. Patateslerimizi de koyduk. Evet, bu patatesimiz de bizim taze patates kullanıyoruz. Afyon patatesi. Yani şok patates değil kesinlikle. O zaman ben bir tane önden bir alayım. Tabii ki. Bu şekilde sunumumuzu. Ellerinize sağlık. Çok güzel gözüküyor. Evet. Dediğimiz gibi her mutfaktan burada evet. Bulabiliyoruz. O zaman şimdi artık masamıza tamam. Geçelim. Tamam. Orada bunları deneyimleyelim. Gerçekten muhteşem gözüküyor her şey. Yani döktürmüşsünüz desek çok doğru söyleriz. Teşekkürler. Şimdi ben yemeklerden gözüm çevreyi görmüyor ama çevreden de bahsetmemiz lazım. Mestanlı Konağı'nın çok şahane bir bahçesi var. Şu anda görüyorsunuz güzel ağaçlar altında serin serin oturuyoruz. Yaz aylarında da bu bahçede herkes oturmak istiyordur eminim. Kışın evet. Tabii mecbur içeride oluyoruz ama aynen. Şimdi çok güzel de bir bahçedeyiz. Önümüzde az önce mutfakta yaptığımız yiyeceklerimiz var. Şimdi neler var sizin ağzınızdan duyalım şefim. Şimdi hazırladığımız kebapçamız var. Bulgaristan köftemiz. Roquefort soslu bonfilemiz var. Kırneçemiz var. Lukankamız var. Taze patatesten yapmış olduğumuz patates kızartması. Peynirli. Bu tabii yoğurtlu da yapabiliyoruz az. Arz eden müşterilerimize. Taze enginarımız, isli kuru etimiz var. Taze dana beyin, biber sarmamız var. Fesleğen sosu, cevizli patlıcanımız var. Yoğurtlu, köpoğlumuz var. Köpoğlumuz var, evet. Evet. Hepsini saydık. Şimdi evet. Tadımlamaya geçeceğiz ama şimdi buranın olayı bu bence. Evet. Hem
Neydi salatamızın adı? Şopska salatamız. Şopska salatamız ve evet, patates kızartmasımızın üzerindeki adeta bir kar yağmış gibi gözüken o peynirlerimiz çok güzel bir lezzet veriyor. Evet. Bu peynirimiz ne peyniridir? Efendim bu peynir İspey peyniri kullanıyoruz buna. İspey. İspey, evet. İspey. Özel bir peynirimiz. Bu da Bulgaristan peyniri mi? Evet, patatesle kullanıyoruz ve salataya. Etlere de geçeceğiz ama evet, salatamızı da tabağımıza alalım. Çünkü gerçekten çok güzel bu salata. Buraya geldiğinizde muhakkak Shopska'dan sipariş vermeniz evet, gerekiyor. Ben yardımcı olayım tabii, size isterseniz. Tabii, şimdi siz beni yönlendirin şefim. İlk evet, önce hangisinden bakalım, hangisinden şöyle tadalım? Shopska'nın tadına bakalım. Tamam. Neler var içinde? Şimdi efendim bunda domates, salatalık, hı hı, közlenmiş yağ biberi, kırmızı soğan, tamam, beyaz evet, peynir, İspey peyniri, hı hı, ve arıza göre Yunan salatasına da benziyor gibi. Biraz, değil evet, mi? Ama güzel, güzel bir denişik bir tat. Hı hı. Çok güzel. Şimdi bana evet, diyorsunuzdur ki, yahu Melisa o kadar burada çok güzel ızgara yemekler varken sen ilk salatadan mı başladın diye. Evet, salatadan başladım çünkü gerçekten o kadar güzel ve evet, lezzetli bir salata bu. Hmm. Çok güzel. Ben şimdi Lukanka'dan da bakmak istiyorum. Tabii ki. Çünkü ben bu da her yerde bulunmayan. Yardımcı oluyor. Yani halk arasında macir sucuğu diye geçiyor. Aynen, efendim bu değil kesinlikle mi? Kesinlikle evet. Size az çok güzel da patates ikram edeyim. Tabii. Şöyle. Aynı peynir değil mi? Aynı peynir. Aynı evet, peynir. İspey. Neydi adı? İspey peynir. İspey peyniri. Evet. Şimdi alışkın olmadığımız farklı terimlerden evet, yiyeceklerin adı olunca böyle defalarca kez de sormak zorunda kalıyoruz. Çok güzel. Ama lütfen siz de yiyin. Ben de, evet, ben de yiyeyim. Evet. Ben böyle tek başıma sadece ben yiyormuşum gibi olmasın. O zaman kebapçımıza da bakalım. Tamam. Kebapçımız Bulgaristan'dan gelen özel baharatlarla evet, yapılıyor. Şahane, çok güzel. Bir de kebapçı servis tabağımızda farklı bir sosumuz vardı. Yine o da Bulgaristan'a özel. Lütense, evet. Lütense. Ben ondan da şöyle bir almak tamam, istiyorum. Aynı zamanda hem ekmeğe sürüp de bunu yiyebiliriz. Kesinlikle. Ama şöyle köftemizin üzerine. Çok lezzetli. Kırneçeye de bakalım. Benim önümde olduğu için. Tamam. Kırneçeyi de ben servis edeyim. Şöyle hem size. Teşekkürler. Hem kendime. Kırnaçe biraz daha farklı kebapçeden. Daha tabii, tat olarak sıkı mı desem? Belki de o şeklinden dolayı mıdır? Ya şimdi tabii baharatlar farklı olduğu için farklı bir lezzet olabiliyor. Evet. O zaman sizin spesiyelinize geçelim. Roquefort soslu bonfile. Çok güzel. Hepsi şahane şefim. Ellerinize sağlık. Tabii şimdi çok fazla meze çeşidimiz de var. Programımızın başında, meze tezgahımızın başında pek çok mezemizi tanıtmıştık. Evet. Burada ben sizden ne istemiştim? Cevizli patlıcan. Cevizli patlıcan evet. Cevizli patlıcanımızı da şöyle. Teşekkür ederim. Rica ederim. Ben de koyayım. Hemen cevizli patlıcanımızın da tadına bakalım. Şimdi çok güzel. Özelliği süzme yoğurdumuz değil mi? Kesinlikle biz yoğurtlarımızı yani hazır süzme yoğurdu kullanmıyoruz. Şu anda hala yoğurtları kendimiz süzdürüyoruz. Kendimiz süzdürdüğümüz yoğurtlardan meze yapıyoruz.
Evet, çok lezzetli. Yani hazır süzme yoğurdu kullanmıyoruz yani. Hem, bu da ayrı bir lezzet veriyor tabii. Evet, hem çok taze. Evet, kesinlikle. Hem çok lezzetli. Yine aynı şekilde patates de taze, günlük patates olarak kesinlikle, yapıyorsunuz. Kesinlikle, evet. Hatta biz halk arasında anne patatesi deniyor buna. Bu patates özel bir patates. Afyon patatesi kullanıyoruz sırf kızartma patates için. Güzel bir patates yani. Ben şimdi şunlara da bakmak istiyorum. Evet, biber sarmaya bakalım isterseniz. Bakalım, tamam. Bu da favori bir mezemiz oldu. Kendimiz yapıyoruz. Şefim şöyle yapalım. Ben bunu koyayım. Bunu ikiye bölelim. İkiye istersen. Bölelim, evet. Evet. İkiye bölelim. Şuradan. Şöyle. Evet. Ne vardı içinde bunun? Yeniden sayabilir misiniz? Şimdi bunun içinde ezine peyniri var. Çok kekik güzel. Var. Ve fesleğen sosla ikram ediyoruz. Fesleğenin tadını çok kuvvetli bir şekilde alıyoruz. Fesleğen sevenlerin de özellikle tercihi olabilir. Evet. Evet. Baskın bir tadı var gerçekten. Beyin miydi? Dana beyin, evet. Dana beyin ve kuru etimiz var burada. İsli kuru et, evet. İsli kuru et. Enginarımız var. Hı-hı. Artık mevsimi geçiyor şu anda. Son turfanta olarak yapıyoruz. Hı-hı. Şefim şimdi tadına bakmadan olmaz. Burada hepsi bir resim tablosu gibi duruyorsa tadına bakılır. Kesinlikle. Kuru etimizi yine aynı şekilde ben alıyorum. Bölüyorum, yarısını size veriyorum. Buyurunuz. Teşekkür ederim. Çok güzel. Lukanka da aynı şekilde. Kuru et de öyle. Vallahi ne diyelim? Hepsi şahane. Hem yer olarak çok güzel. Çok havadar bir yer Mestanlı Konağı. Hem de Erol şefimizin elinden çıkan o uzun yılların tecrübesi ve elinin tadıyla çok güzel bir menümüz var Mestanlı Konağı'nda değerli izleyenler. Şefim çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim. Ellerinize sağlık. Hepsi çok güzeldi. Afiyet olsun. Hoş sohbetiniz için, bize gösterdiğiniz çok ilgi alaka ederim. İçin hem de lezzetli yemekleriniz için biz çok memnun kaldık. Çok memnun ayrılıyoruz ben buradan. Ben teşekkür ederim. Sağ olun. Size de başarılar diliyoruz efendim. Çok teşekkürler. Değerli izleyenler, Bursa'nın lezzet duraklarında Mestanlı Konağı'ndaydık. Şefimiz Erol Bey'in elinden çok güzel lezzetler çıktı. Siz de muhakkak ama muhakkak burayı deneyimlemelisiniz. Ata Bulvarı üzerinde Mestanlı Konağı'na bekliyoruz efendim sizleri. Bir sonraki programda görüşünceye dek hoşçakalın.